Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Xiaomi'nin en yeni akıllı telefonları 11T ile 11T Pro Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Peki oldukça etkileyici özelliklere sahip bu telefonlar bizlere neler sunuyor? Aralarındaki farklar neler? Gelin hep birlikte görelim. Öncelikle Xiaomi 11T Pro ve 11T tasarım açısından Mi 11 ailesinden oldukça farklı. İki telefonda büyük bu nedenle küçük elleriniz varsa rahatça kullanma konusunda bazen sorun yaşayabilirsiniz. Ancak benim gibi büyük elleriniz varsa hiç de problem değil bu. Telefonların sağ kenarında kolayca ulaşabileceğiniz parmak izi tarayıcıları var. Bu tarayıcılar oldukça hızlı baş parmağınıza dokunarak telefonu açmada hiç sorun yaşamıyorsunuz. Parmak izi tarayıcısının hemen üstünde ses seviyesi düğmeleri var. Alt kenarda USB-C bağlantı noktası var. Ancak 3.5 mm kulaklık jack'ı ne yazık ki yok. Xiaomi Mi 10T Pro'ya göre arkadaki kamera çıkıntıları daha az. Telefonların arkası parlak bir malzemeden yapılının parmak izlerini ne yazık ki belli edebiliyor. Beyaz ve mavi renk seçenekleri o kadar olmasa da bu izler gri renkte biraz daha belirgin. Arkadaki camın Türü belirtilmedi ama muhtemelen Gorilla Glass alternatifi diye düşünüyorum. Ancak her ihtimale karşı telefonları benim gibi silikon kılıf takılıyken kullanmanızı öneririm. Xiaomi ayrıca burada fabrika çıkışı olarak telefonlara ekran koruyucu da uygulamış. Son olarak telefonlar toza ve suya karşı koruma için IP53 derecesinde sahip. Ekran konusuna gelirsek Xiaomi 11T Pro, Poco X3 Pro, Xiaomi 11T ve Redmi Note 10 Pro da dahil olmak üzere Xiaomi'nin bu telefonları da 6.67 inç ekrana sahip. Harika ekranlara sahip birçok uygun fiyatlı Xiaomi cihazı var ancak 11T Pro ve 11T birkaç ek avantaja sahip burada. İlk olarak buradaki ekranlar Corning'in en üst düzey sertleştirilmiş camı Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Bu ekranlar aynı zamanda çoğu rakibinden daha parlak. Xiaomi buradaki panellerin tipik 800 nit maksimumda 1000 nit parlaklığa çıkabileceğini söylüyor. Yani burada her koşulda net ve parlak ekranlar var. Paneller aynı zamanda hdr Plus desteğini, 2400x1080 e piksel çözünürlüğe ve 120 Hz plastik yenileme hızına sahip. 120 Hz OLED ekranlar 60 Hz'e kıyasla daha akıcı kaydırma sağlıyor. Sinematik deneyimin yanında ses kalitesi de önemli. Xiaomi 11T Pro'daki hoparlörler Harman Kardon ve Dolby Atmos desteğiyle sunuluyor. Xiaomi 11T'de Dolby Atmos var ama Harman Kardon desteği yok. Ancak bu bir problem değil. Çünkü her iki cihazdaki hoparlörler pek çok rakibinden daha dengeli ve yüksek sesler üretebiliyor. Ancak oyun, video veya sadece gürültülü bir ortamda podcast dinlemek için Xiaomi 11T Pro'daki hoparlörler biraz daha iyi diyebilirim. Gelelim kameralara çünkü hani birçok kişi kamerayı burada merak ediyor. Xiaomi Mi 11'in kameralarını biliyorsanız Xiaomi 11T Pro ve 11T'nin kamera dizisini oldukça tanıdık bulacaksınız. Her iki cihazda da aynı 108 megapiksel ana, 5 megapiksel telefoto ve 8 megapiksel ultra geniş lens yer alıyor. Önde ise 16 megapiksel selfie kamerası var. 108 megapiksel ana kamera iyi aydınlatılmış koşullarda iyi kontrast, canlı renkler ve birçok ayrıntıyla harika görünen çekimler yapabiliyor. Buradaki kamera rakip cihazlar gibi piksel gruplama tekniğini kullanıyor. Bu da çekilenlerin aslında 27 megapiksel olduğu anlamına geliyor. İsterseniz sensörün tamamını yani 108 megapikselini kullanan yüksek çözünürlüklü bir moda da geçebilirsiniz. Bu modda çekilen fotoğraflar süper yüksek çözünürlüklü. Bu da size sonrasında yapacağınız düzenlemeler için daha fazla serbestlik sağlıyor ve esneklik sağlıyor. Ultra geniş kamera düşük ışıklı alanlarda biraz grenli kareler çekebiliyor ancak renkler ana kamerayla çekilenlere oldukça benziyor. 5 megapiksel telefoto kamera makro veya yakın çekimler için hani oldukça harika. Bu sayede ince detayları yakından çekebiliyorsunuz. Kameraların odaklanması hızlı ve kullanımı kolay bu anlamda da. Küçük konulardaki ayrıntıları ve dokuları yakalamanıza olanak tanıyor. Bu sayede bitkilerin veya yiyeceklerin yakın plan görüntülerini çekerken epey eğlenebilirsiniz. Burada düşük ışıkta görüntüleri oldukça çarpıcı biçimde iyileştiren gece modu da var. En karanlık ve zorlu çekimleri bu modele daha parlak ve daha iyi pozlayabilirsiniz. Ön tarafa geçersek iki cihaza çektiğim öz çekimlerden epey memnun kaldım. Buradaki lenslerin birçok rakibinden daha düşük çözünürlükte olması önemli değil. Çünkü 16 megapiksel burada fazlasıyla yeterli. Portreler göz alıcı bir kontrasta sahip ve konunun daha fazla öne çıkması için gölgeler ve açık tonlar güzel ayarlanıyor. Çekilen fotoğraflarda arka plan bulanıklığı veya işte bokeh efekti önzeleri arka plandan ayırmada iyi bir iş çıkarıyor. Video konusuna gelirsek işler biraz değişiyor. Neden derseniz Xiaomi 11T Pro saniyede 30 kare 8K çözünürlüğe kadar video çekim yapabiliyor. Buna ek saniyede 60 kare hızında 4K'da da videolar kaydedebilirsiniz. 8K'da stabilizasyon olmadığından 60 ya da 30 FPS'de 4K'ya bağlı kalmanızı öneririm. Xiaomi 11T ile de optik stabilizasyon olmadan 30 FPS'de 4K'ya kadar video kaydedebilirsiniz. 11T modelinde ne yazık ki 8K desteği yok ancak iki cihaza da kaydettiğiniz 4K videolar gerçekten harika görünüyor. Peki performans ne alemde? Xiaomi 11T Pro Snapdragon 888, Xiaomi 11T ise Mediatek Dimensity 1200 Ultra işlemciyle çalışıyor. Kullanımı hızlı ve oyun oynamak için son derece kullanışlı olan bu işlemcilere 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Ancak bütçeniz de varsa Xiaomi 11T Pro için 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM seçenekli modelde mevcut. Elimizdekilere göre konuşacak olursak her iki cihazdaki kurulum oyun ve çoklu görev performansında sınırları zorlayıp enerji tüketimi konusunda hiçbir sorun yaşanmamasına yardımcı oluyor. Game Turbo sayesinde telefonlarda oyun oynarken performans optimize ediliyor ve aşırı ısınmanın önüne geçmek için arka planda ufak ayarlamalar yapılıyor. Asphalt 9, PUBG veya Call of Duty Warzone oynarken telefonlardaki performanslar şaşırtıcı derecede iyiydi. Her iki telefon da şirketin kendi MIUI 12.5 arayüzü üzerine yerleştirilmiş Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Bu ikili Apple'ın iOS'u gibi çalışıyor. Ekranın sağ kenarından aşağı çekerseniz kontrol merkezi benzeri ayarlar menüsüne erişim sağlayabiliyorsunuz. Burada pek çok özelleştirme seçeneğiniz de var. Önceden yüklenmiş canlı duvar kağıtları arasından seçim yapabilir, temaları ayarlayabilir ve ana ekranda uygulama almaların düzenlenmesiyle uğraşabilirsiniz. Biraz da pilden bahsedelim şimdi. Pil Xiaomi cihazlarında en sevdiğim konu. Çünkü her iki telefonda 5000 mAh pil ve yüksek hızlı adaptörlerle geliyor. Büyük ekranlar yüksek yenileme hızları ve 5G modem kombinasyonunun pili tüketmesi muhtemel olsa da cihazlar bir gün boyunca rahatlıkla ayakta kalabiliyor. Daha az yoğun telefon kullanıcıları şarjlar arasında bir buçuk günde görebilir. Daha da iyisi Xiaomi 11T Pro 120W hızlı kablosuz şarj destekliyor ve bu şarj adaptörü kutudan çıkıyor. Bu adaptör telefonu 10 dakikada %0'dan %70'e çıkarabiliyor. %0'dan %100'e çıkmak ise yaklaşık 17 dakika sürüyor burada. Bunun etkileyici bir şekilde hızlı olduğunu belirtmek istiyorum. Neredeyse kahveniz demlenene kadar telefonlu şarj olabiliyor. Xiaomi 11T'nin kutusundan ise 67W hızlı şarj cihazı çıkıyor. Bu adaptör pili sadece 35 dakikada %0'dan %100'e çıkarabiliyor. Bu rakamlar 11T Pro'da görülenler kadar etkileyici olmasa da genel olarak çok iyi pil ömrü göz önüne alındığında rakamlar hala genel şarj hızlarının üzerinde diyebilirim. İki cihazda da kablosuz veya ters kablosuz şarj ne yazık ki yok. Bu nedenle telefonları şarj etmek için kablo kullanmanız gerekiyor. O halde sonuca bağlayacak olursam öncelikle Xiaomi 11T Pro üst düzey işlemciye sahip 5G destekli bir telefon. Oyun, video akışı ve kamera donanımı arasında iyi bir denge kurabiliyor. Tasarım anlamında daha uygun fiyatlı Xiaomi cihazlarla karşılaştırılsa da çektiği fotoğraflar rakiplerine göre son derece başarılı. 120W şarj desteği ise onu yine rakiplerinin direkt önüne geçirebiliyor. Öte yandan Xiaomi 11T de çok kullanıcı için fazlasıyla yeterli bir cihaz ve tabii ki de yine 5G destekli bir cihaz. Ayrıca onu standart orta segment akıllı telefonlardan ayıran birkaç güzel özelliğe de sahip. Yani güçlü kamera desteği ve hızlı şarjdan bahsediyorum. Peki Xiaomi 11T Pro mu yoksa Xiaomi 11T mi derseniz aslında burada bütçe ve tercihler işin içine giriyor. Dolby Vision, Harman Kardon desteği, 8K video çekimi ve 120W süper hızlı şarj desteği sizler için önemliyse Tercihinizi Xiaomi 11T Pro'dan yana yapabilirsiniz. Ancak bunlar dışında her şey Xiaomi 11T modeliyle sizlere sunabiliyor. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince Xiaomi 11T Pro ve 11T arasındaki farkları ve benzerlikleri anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Değinmediğim ya da eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda belirtebilirsiniz. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.